Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Perlasan kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bir önceki videolarda Suzuki metodunu işliyorduk. Şimdi bu videomuzda Perpetual Motion eserimizi seslendireceğiz. Ayrıntılı bir şekilde gelin hep birlikte bir inceleyelim ilk önce. Evet arkadaşlar, parçamız Allegro, yani hızlı çalınacak. Sempre staccato diyor. Yani staccato, kesik kesik çalacağız. Var olan süresinden hafif süresini kısaltarak, bekleyerek bir nefes alma biçimidir. Yani araları da duraksayarak çalacağız demektir. Parçamız fa, do, sol diyez almış. Yani la majör. Tüm parça içerisinde fa'yı, do'yu, sol'ü, diyez çalacağız arkadaşlar. Birinci dizekte herhangi bir şekilde gördüğünüz bir şey yok. Staccato ve buralarda da aynı şekilde staccato devam etmemizi istiyor parçada. İkinci dizekte bakıyorum. Yine bir şey yok. Bazen mi'yi boş tel almamızı istiyor. Üçüncü dizekte la'yı, üçüncü parmak, herhangi bir değişiklik yok. Do diyez 2 ile 0 la, 3 ile re'yi al demiş. Burada dördüncü dizek başında mi'yi 0, yani boş tel değil, dördüncü parmakla almamızı istiyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde pozisyon yok. Birinci pozisyonuz, yani pozisyon değişikliği yok. Son dizekte ise herhangi bir değişiklik. Burada 4 veya 0 demesi, isterseniz boş tel, isterseniz dördüncü parmakla da alabilirsiniz diyor. Sonra parçamızı la ile zaten bitirmek zorunda, la ile de bitirmiş. Gelin şimdi ilk başta adagio, sonrasında allegro bir şekilde seslendirelim. Evet, şimdi arkadaşlar adagio temposuyla başlıyoruz. Sonra allegro çalacağım. Parçayı unutmuyoruz arkadaşlar. Yayın orta bölümünde seslendiriyoruz. Dikkatlice şimdi kulak verelim. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Burada iki şeye dikkat etmenizi istiyorum. Bir, sağ elin yumuşaklığı, sağ el tekniğiyle ilgili ayrıyetten benim videolarım var. Onu tekrar izleyebilirsiniz. Seslerin sound'lu, yani kaliteli bir ses elde etmek için sağ elimizin kuvvetli olması ve doğru olması lazım. Kuvvetlinin yanı sıra doğru olması lazım. Onun haricinde nota takibinde zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Bir teknik daha var. Salyangozu direkt çaldığınız notaya döndürürseniz hem kendi sayenizde kontrol edebilirsiniz, solenizde ve notayı da daha rahat şekilde görürsünüz. Yani pozisyonunuzu doğru almanız önemli arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz, sağlıcakla kalın.